16 Mayıs 2023 Salı ben Oksan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da elektrik fiyatları ucuzladı. SSU nükleer santraller kapatılınca fiyatlar artacak iddiasında bulunmuştu ama tersi oldu. Zaten 16 yıl boyunca ülkeyi yönetirken de öngörülerinin çoğu gerçekleşmemişti. Yeşiller 3 santralde 30 terawatt elektrik üretiliyordu. Bunun 3'te 2'si yenilenebilir enerjiden karşılandı. Geri kalan 10 terawattı da tasarruf edelim açıklamasını yaptı. Bu esnada Fransa'dan elektrik ithal etmeye başladık. Orada da ağırlıklı olarak nükleer enerji kullanılıyor. Biraz bu ne perhis, bu ne lahana turşusu durumu ortaya çıktı. Ancak halkın asıl ilgilendiği konu fiyatların düşüyor olması. Şu anda zaten elektrik ve doğalgazda Tavan fiyat var. Daha da düşmesi bekleniyor. Enflasyon %7.4'e indi. Hala yüksek ama uzmanlar enerji fiyatlarındaki düşüşün genele yansımasını bekliyor. Yani enflasyonun düzenli azalacağını tahmin ediyorlar ve bu bizim açımızdan iyi bir haber. Demiryolu grevi tam bir bilmeceye döndü. Grev var mı yok mu belli değil. Sendika %12 zam istiyor. Doğçeban grevin iptali için Mahkemeye başvurdu ve orada sendikayı anlaşmaya zorladı. Yine de trenlerin üçte biri çalışmadı. Görüşmeler yarın devam edecek. Bir Çin atasözü der ki tarafların biri zengin, diğeri fakirse mahkemeyi zengin kazanır. İkisi de zenginse hakim çekilir. İkisi de fakirse adalet yerini bulur. İşverenler ülkede bir grev dalgası çıkmasından endişe ediyor. Fransa'da grevlerin ardı arkası kesilmiyor. Orada 1000 çalışan ortalama 118 saat grev yapıyor. Almanya'da bu 16 saat. Türkiye'de hemen hemen hiç grev haberi duymuyoruz. Bu sendikal mücadelenin gücüyle ilgili. Almanya'da da 20 bin avro maaş alan sendika başkanları var. Bu yüzden doğru dürüst grev yapılmıyor. Fransızlar daha az çalışıyor bize göre. Emeklilik yaşı 62, 64'e yükselecek diye yer yerinden oynadı. Burada şu anda 66, yakında 67 olacak. 70'e çıkarılması bekleniyor. Deutsche Post mektup ücretlerine zam yapmayı planlıyor. Kafasına göre yapamıyor. Federal A Ajansının onayı lazım. Ajans onaylarsa önümüzdeki yıldan itibaren mektup fiyatlarına yine zam gelecek. Avrupa'da mektup gönderim ücreti ortalama 1 avro 33 cent ve şirket Polonya'dan, Romanya'dan bile daha ucuzuz diyor. İşlerine gelince İngiltere'yi, Amerika'yı, gelmeyince Romanya'yı örnek gösteriyorlar. Avrupa nüfusu yaşlanıyor. 2 sene öncesine göre 585 bin azaldı bu kadar göç almasına rağmen. Yaş ortalaması 44. Ben hala ortalamanın altındayım. Yaş 44. Yolun yarısı eder mi o şiiri bilirsiniz. Yaş 35. Yolun yarısı eder. Çok güzel bir Cahit Sıtkı şiiri. Dante gibi ortasında yüz ömrün. Ama Cahit Sıtkı 46 yaşında öldü. Yani yaş 35 yolun yarısı etmedi. İtalyan şair ilahi komedyada ortalama insan ömrü 70 sene diyen Dante. Hiçbir şeyin garantisi yok. O da 56 yaşında öldü. Dante'nin iki avrolarda mı İtalyan iki avrolarında fotoğrafı var. Gördükçe belki aklınıza gelir her günümüzü güzel geçirmemizin gerektiği. Almanya, Batı Avrupa ülkeleri arasında en kısa yaşam sürelerinden birine sahip. Kadınlar 83.3, erkekler 78.8 sene yaşıyorlar. Kadınlar daha uzun yaşıyor çünkü daha güçlüler, hayatta kalabiliyorlar. Erkekler pek dayanamıyor. Bir de kadınlar çok fazla kavanoz açmıyorlar, erkeklere açtırıyorlar. Kavanoz açınca insanın kalbi böyle bir saniyeliğine sıkışıyormuş. Gerçekten böyle bir bilimsel araştırma var. Ama tabii bunun yaşama etkisi var mı? Onu bilemiyoruz. Alman Emeklilik Sigortası emeklilik sisteminde kriz beklenmediğini açıkladı. E tabi beklenmez çünkü doğru dürüst emekli maaşı ödenmiyor. Almanya'da 40 yıl çalışan bir kişi ortalama 1370 avro emekli maaşı alıyor. Aynı şartlarda Avusturya'da çalışan bir kişi neredeyse 800 avro daha yüksek maaş alıyor. Neden geldiğim Almanya'ya diyoruz. Avrupa'nın en güçlü ekonomisi Almanya. Dünyada ilk 5'te ihracat şampiyonu ama diğer Avrupa ülkeleri vatandaşlarına daha iyi şartlar sunabiliyor. Hollanda'da, Avusturya'da, İsviçre'de en azından işçi sınıfının daha yüksek bir hayat standardı var. Çevreciler ineklerini Federal Meclis'in bahçesinde otlattı. İneklerin ahırlarda tutulmasını protesto ettiler. İnekler Mera'da bankarta açıldı. Almanya'daki ineklerin çoğu yılın %70'inde ahırda kalıyor. Ve ülkede yaklaşık 9400 kişi organ nakli bekliyor. İngiltere'de organ nakli olan bir genç kız var. Onun kalbi şu anda bir müzede sergileniyor. O da gitmiş müzede kendi kalbini ziyaret etmiş. Enteresan bir durum. Beklenmedik bir şekilde ölürsek belki bir başkasının yaşamasına vesile olabiliriz. Ben bu yüzden organlarımı bağışladım. Yarın öbür gün içimizden herhangi birinin buna ihtiyacı olabilir. Bu nakli dört gözle bekleyebilir. Bir küçük İskender şiiri gibi. Bir organ nakli gibi sevmiştim seni. Çürük gözlerine bağışlanan ellerim, yırtık dudaklarına bağışlanan şiirlerim, darmadağın kadınların, darmadağın ettiği erkekler gibi sevmiştim seni. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron orta sınıfa vergi indirimi sözü verdi. Sosyal yardım almak için fazla zengin olan ama istediği şekilde yaşayamayanlar için vergi kolaylığı gelecek dedi. Bu indirimden aylık net geliri 1500-2500 arasında olanlar yararlanacak. Sosyal yardım almak için fazla zengin olan literatüre de yeni bir ifade sokmuş oldu. Artık sokağa çıkamıyor çünkü emeklilik yaşını 2 sene yükseltti. Bakalım bu hamlelerle sokağa çıkmayı başarabilecek mi? Belçika'da doğalgaz ve elektrik fiyatları komşu ülkelere göre daha ucuz. Bunun sebebi KDV'nin kalıcı olarak %6'ya indirilmesi oldu. Daha önce %21'di. En pahalı doğalgazı ise Hollandalılar kullanıyor. Hollanda'da ekonomi de küçülüyor. %0.7 küçüldü. ihracat düştü. işler pek iyi gitmiyor. Avrupa genelinde böyle bir kötüye gidiş var ama enflasyonun kontrolü ile işler inşallah düzelecek. Belçika'da her iki yayadan biri karşıdan karşıya geçerken telefonla ilgileniyor. Türkiye'de bunu yaparsanız ölebilirsiniz. İnsan hemen alışamıyor. Gidince otomatik yürüyorsunuz yaya geçidine doğru. Araba durmayınca şaşırıyorsunuz. Birkaç gün sonra alışıyorsunuz. Ama o birkaç gün hayatta kalmak lazım. İzmir'de şöyle bir tabela var. Hala duruyor. Dikkat! Yeşil ışık yansa bile. Trafiği kontrol etmeden geçme. Bu tabelayı yaptırmalarının bir sebebi olmalı diye düşünüyorum. Çünkü kimse durup dururken böyle bir tabela yaptırmaz. Bir hastanede de lütfen doktorlara şiddet uygulamayalım yazılı bir levha vardı. Her şeyin gerçekten bir sebebi var. İngiltere'de kiralardaki artışlar sürüyor. Londra'da kira ortalaması 2210 sterlin. Diğer şehirlerde ortalama 1000 sterlin. Londra neredeyse 2 kat pahalı ve son 2 yılda %25 arttı kiralar. 15-20 yıl önce birkaç daire aldıysanız şimdi zenginsiniz ama artık bunu yapmak özellikle işçi maaşıyla neredeyse imkansız. Avusturya'da internet üzerinden işlenen suçlar %30 arttı. Geçen sene 60 binden fazla suç işlendi. Salgın döneminde hayatımız çok değişti. Dijitalleşme de bu dönüşümün bir parçası oldu. Bugün beni bir Belçika numarası aradı. Açtım. Bir yere 700 avro para göndermişim, bunu iptal etmek istiyorsam hemen 1'e basmalıymışım. Tabii basmadım çünkü bir yere para göndermemiştim. Böyle bir numara ararsa siz de itibar etmeyin. Her gün yeni bir taktikle geliyorlar. İnsanın bir anlık boşluğuna gelebilir, 1'e basabilir, bunlara inanabilir. Kimseye para göndermeyin, hep aklınızda olsun. Mutlaka ama mutlaka yakınlarınıza haber verin, birilerine danışın. Avusturya'da 4 kişiden biri kendini yalnız hissediyor. 3 kişiden birinin sosyal hayatı ise kısıtlandı. Her iki kişiden biri ise yalnızlık sorununun yeterince konuşulmayan tabu bir konu haline geldiğini düşünüyor. Ama konuşmamız gerekiyor. Sanki yalnızlık ayıpmış gibi geliyor ama normal. Konuşursak birbirimizi daha iyi anlarız. Bazen konuşsanız bile karşıdaki kişi sizi anlamayabilir. Farklı bir dille konuşursanız örneğin anlamaz. Hatta insanın duyma yetisinin ötesinde bir ses varsa onu duymaz bile. Normal bir insan 20 ila 20 bin hertz arasını duyabiliyor ama bir yunus ya da yarasa 15 ila 200 bin hertz arasını duyabiliyor. Yani frekansın dışında bir ses gereğinden düşük de olsa yüksek de olsa duyulmuyor. Yunuslar yarasalar duyar biz duymayız. Bizim bu sesi duymamamız o sesin olmadığı anlamına gelmez. Mesnevi'de iki parmağını iki gözünün üzerine koy diyor. Sen görmüyorsun diye bu dünya yok değildir. Bu yüzden bir Pink Floyd şarkısı gibi Keep Talking. Tek yapmamız gereken şey konuşmaya devam etmek. Belki o zaman birbirimizi daha iyi anlarız. Belki biz derken bugün düşmanlık ettiğimiz kişileri de içine alırız. Nazım diyor ya dostlar ki bir kere bile selamlaşmadık. Aynı ekmek, aynı hürriyet. Aynı hasret için ölebiliriz. Bütün mesele çemberi nereden çizeceğine karar vermekte. Bugün farklı partiye oy verdi diye kızdığın arkadaşınla yarın öbür gün bir siperde yan yana ölebilirsin. Başka takımı tuttuğu için gıcık olduğun komşunla milli maçta aynı anda havaya zıplayabilirsin. Mesela çembere camiye gidenlerle gitmeyenler diye çizersen bir grupta yer alırsın ama çemberi kiracılarla ev sahipleri diye çizersen başka bir grupta yer alabilirsin emeğiyle geçinen işçilerle paradan para kazananlar, sermaye sahipleri arasında çizersen başka bir grupta yer alabilirsin. Bütün mesele bu çemberi doğru yerden çizmekte. İki işçinin siyaset yüzünden kavga etmesi çok anlamsız. Çünkü ikisinin de maaşı düşük, ikisi de uzun saatler çalışıyor, ikisi de hakkını alamıyor. İkisinin çıkarları ortak. Sadece çemberi yanlış yerden çiziyorlar. Fabrikada zil çalıyor, Kahve molasına çıkıyorlar. 15 dakika başkaları için tartışıyorlar. Sonra yine zil çalıyor. Bizi çocukluğumuzdan itibaren bugünlere günlere hazırladılar. İlkokulda zil çalardı, biz teneffüse çıkardık. Son zil çalardı, biz eve giderdik. Şimdi fabrikalarda zil çalıyor, saatlerin alarmları çalıyor. Araştırmalara göre en fazla 150 kişilik gruplara güvenilebilir. Yani daha kalabalık gruplarda herkese güvenmeniz imkansız. Bu da Grubu sorgulamanızı kolaylaştırır. Bize dayatılan bazı kabuller var. Mesela herkesin eşit şartlarda yarıştığını söylerler. Oysa bir toplumda sadece isminiz bile farklıysa eşit değilsinizdir bilirsiniz. Bourdieu'nun dediği gibi sembolik şiddete uğrayabilirsiniz. Hediyeleşmeler vardı eskiden. İnsanlar birbirine karşılıksız hediye verirdi. İlk insanlar. Sonra para icat edildi, istifçilik başladı, ihtiyacından fazlasını stoklama başladı. Dünya kaynakları o gün bugün sömürülüyor. Bazıları da ısrarla onları savunuyor. Çünkü hedefleri onların sınıfına yükselebilmek. Bunu yapabilen çok az kişi vardır. En tehlikeli grup işçi olduğu halde taksitle bir daire alıp kiraya verdi diye kendisini elit zanneden gruptur. Evet çemberi pahalı bir takım elbise giyenlerden çizerseniz siz de onlardan gibi görünebilirsiniz ama onlar çemberi oradan çizmez. Sizi kabul etmezler. Size sadece yıl sonunda biraz bahşiş olarak prim verirler. Çünkü onlar üretim araçlarının, sermayenin sahibidir. Siz ise işçisinizdir. Anneniz gibi, babanız gibi. Bankada, plazada çalışan, takım elbise tayyör giyen, öğle yemeğinde kinoalı salata yiyen bir işçi. Bu yüzden ben kurtarıp kellemi, mida ve sual işaretlerinden, büyük kavgada açık ve endişesiz girdim safıma. Ve dışında bu safın toprak ve sen bana kafi gelmiyorsunuz. Halbuki sen harikulade güzelsin. Toprak sıcak ve güzel. Fevkalade memnunum dünyaya geldiğime. Hoşçakalın.